Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Aynen. Şimdi restinizi aldınız, dinlendiniz, uykunuzu uyudunuz. Her şey çok güzel. Level'ınızı atladınız falan filan. İnşe edeceğim diye çok korktum ya. Beyin işte batın. Hayır. Uyanıyorsunuz. Günaydın hepinize. Günaydın. Günaydın. Vallahi günaydın. Güzel dinlendik bu sefer. Evet, wow. Bu sefer bir iyiydi yani. Yok kombat yaptınız, yok dualar, bilmem neler, etrafı araştırdık, yok aşağı düşüyordum, düşmedim, deprem oldu bilmem ne falan, biraz zor bir gündü. Evet. Sizdeyim arkadaşlar. Giyiniyorum. Ben de giyiniyorum. Hazırlarınızı giydiniz, hazırlandınız. Ben yardım ediyorum hatta. Tamam, İlk daha önce... hızlı giyindiniz. Ondan sonra... delikten giriyorum bizim. Hala hazırda bulunan delikten. Sonra? Immovable Rod'u. Immovable Rod'u düğmesine basıp alıyorum. Evet. Hadi bakalım, kazmışlar mı acaba? Deyip kapıyı açıyor. Açıyorsunuz kapıyı. Şimdi... Hani böyle bazı kapılar patlayıp içeriye toprak akmıştı ya. Oralar temizlenmiş. Tamam mı? Ondan sonra oradaki toprak başka yerlere taşınmış. Tünelin içinden alınan toprak. Tamam mı? Tünelin içi. Açılmış daha doğrusu. Siz dışarıya çıktığınız zaman o taht gibi bir şey var ya. Yani. Mip oradan kalktı. Ondan sonra günaydın dedi size. Hangi? Günaydın. Biz bu Goblin'den olduğu tarafa gideceğiz bugün. Eğer oradaki işimizi de halledebilirsek... Ölmüş. Hepsi. Başlarındaki ölmüş. Çok da ölü var başka. Kim olduğunu biliyor musun başındakini? Nasıl birine benzediğini. Haberini mi aldın yoksa gördün mü? Gördüm. Anahtarları buldunuz mu? Buldum. İkisini de. Oo çok güzel. Ben onu drakonikçe anlatır mısın ona? Tabii söyle. Bir ejder yumurtasına nasıl bakılırmış? Kendisi hiç bakmış mı? Bunu söyleyeyim mi? Sor tabii. Kamında söyledik. Şu an o kurt. Aynen çok şey oldu böyle. Drakonik de merak ediyorum. Bir deception alayım. Tabii ki. Ama merak ediyorum, yalan değil. Nasıl bakacağımı merak ediyorum. Saklıyorsun. 10 artı 11. Merak ediyorum dedim. Evet. Elde olunca defter çıkarttım. Merak edilir tabii dedi drakonik dilde. Sana. Yapacak bir şey yok. Mu diyorsun? Anlatıyor mu? Anlatmıyor. Ama maalesef bilmiyorum diyorsun. Bilmiyormuş. Nasıl ben bilmiyormuş? Hiç ejderhaya bu bakmıyor muydu? Ben olan bir ejderhaya baktım. Beyaz ejderhaya. Ona da bakmaktan kastım hapis tutulduğundan emin olmaktı. Oraya o ejderhayı kim koydu? Yusra değil, bulmuştu. Yine burada buldu ve o mu kapattı? Derinlerde bulmuş, evet. Yumurta halinde bulmadınız ama kendisini buldunuz. Kendisini. Burada başka renk ya da başka çeşit ejderha oldu mu? Ben görmedim. Görmedim. Belki kapıların arkasında vardır, dedi. Şöyle iki adet şu boyda ejderha desenli, ejderhaya benzeyen anahtar uzattı. Ben bunu çok sevdim ya. Baksana adam gibi adam. Diyor ki, hiç yumurtaya bakmamış, beyaz ejderhaya bakmış kendisine. O da kafesteyken bakmış. Peki. Bunda başka ejderha da görüyor. Ben şu bence. Kapılardan önce şu tünele bir bakacağım ya. Bu herif buradan gelmediyse. Şimdi bizlerin görevi aynı zamanda bu elmaların sırrını çözmek değil miydi? Evet. Çözmüş sayılır mıyız? Hayır yani, sayılmayız. Yani. Geldi ağacı bulduk ama bunu kimin yaptığını... Ama emin değiliz o ağaç da olmayabilir evet. Çünkü yani üzerinde elma yoktu gördüğümüzde. Şimdi bizim gidip köye gitmiş goblinlerden birini bulup evet o ağaçtı dedirtene kadar... Bence görüntüsü de anlamıştır. Dedirtene kadar derken. Aslında bir şey olan çıkıyor.
Konu hoş. Desene lan. Aslında bunu goblinlere kim yaptırıyor, bunu bulmamız lazım. En azından o Dryder'ın Dryder'ın goblinleri yönlendirdiğinden emin olmamız lazım. Belki tamam, ben şu tünele bir bakayım. Bakalım. Ben giriyorum. Perception'ı mı alayım? Şeye mi? Gizli geçide mi bakıyorsun? Evet. Perception artı 22. Hiçbir şey yok. Odaya çıkıyorum geri. Odayı arayacağım. Oraya da baktın diye varsaydım. Ha. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir böyle gizli bölme, bilmem ne, bir şey falan, hiçbir şey yok. Nereye gitmiş olabilir mi ya? Fark etmez, nereye giderse gitsin canım. Onun evi sonuçta. Deser hayır bak da. Şöyle düşün. Hayır, nereye kaçtı abi? Aynen bak şöyle ya düşün. Ya o kimdi? Abi. Şimdi bir kutu gibi bir alana çıktık değil mi buradan? Böyle bayağı hatta sürüne sürüne gittik falan böyle, tamam mı? O esnada o tünelden geçerken hiçbir şey yoktu etrafta. Değil mi? Hiçbir yana açılan bir şey açılan yoktu. Şimdi bu, biz dedi ki sen geri dön dedik. Geri döndüğünde bizim şu an kaldığımız, yaptığımız odaya çıkması gerekiyor. Her türlü. Belki de savaş sırasında başka bir yere kaçtı ve görmedik. Bu önemli değil. Niye onu düşünüyoruz ki? Bakalım. Dokayla eminim yolumuz bir daha kesişir. Muhtemelen. Şimdi goblinlerin olduğu tarafa mı gideceğiz? Kasıp geleceğim. Yani goblinlerin olduğu tarafa mı gideceğiz? Görevi tamamlamak için. Yoksa bu kapının ardında ne var, ona mı bakacağız? Bence ilk önce kapılara bakalım. Sonra goblinlere gidelim bir. Şimdi şöyle, kapılar geride mi kalıyor? Yani ilk goblinlere gidip, o zaman ilk goblinlere gidip sonra kapılara gitmeniz daha mantıklı. Çıkarken kapılara uğramış olacağız. Ya goblinler bir bütün günlük iş. Diğer kapılar belli değil. Ama yani goblinlerle şey yapmaya geldik, uğraşmaya geldik. Bence önce goblinlere bakalım. Gorlak. Anahtarlar nasıl olsa bizde. İşte uğraşmaya varlar. Yanlış mı hatırlıyorum? Ama yıkılabilir burası. Bilmiyorum ama koboldlar da elmanın aşağıdaki ağaçta yetiştiğini söylemişti. Buranın altında. Ve buranın altında bir tane ağaç bulduk. Yaktık. Üzerinde elma bulmadık ama. Şimdi goblinlere gelecek olursak, Mayer'ın söylediğini hatırlıyorsunuz. Yani goblinleri harcamak vesaire gibi bir niyetleri yoktu. Sadece onların avlarını vesairelerini çalıyorlarmış. Ama elma da getiriyorlarmış. Ha, elmanın sırrını, gizemini çözeceksek Razgar'ın dediği gibi gidelim, goblinleri bulalım. Bir tanesi elbet bir şey söyleyecektir. Bir şey var. Goblinlerle uğraşırken yeni bir deprem olup kapıların arkasını tamamen yıkadabilir. Evet, yani burası komple de yıkılabilir. Hazır kapının nerede olduğunu. Ama kapının en azından öbür tarafta goblin olduğunu biliyoruz. Kapının arkası bizim görevimiz değildi ama. Bu bizim kendi daha kendimize görev... macera aramamız demek tamam. Oluyor. Burada bir şey varsa bunu da bulmamız gerekir bence. O zaman ikiye ayrılalım. İki grup. Onu yapmayalım. Bence de onu yapmayalım da. Bence yapalım ya. Niye, ne olacak? Çünkü ne hani uğraşabiliriz ama goblinlerle de hani 5 kişiyiz, 6 kişiyiz şu an. 3 kişi uğraşmaya gerek yok. Herhalde goblinler gibi görünüyor. Ben hala kapı diyorlar. Kapı. Droids. Ben kararsızım ya. Kararsız, Razgar. Goblinler. Yedile. Yedile. Çekimsel oy kullanacağım. Ben goblin diyorum. Goblin mi? Goblin gibi görünüyor. Önce goblin'e gidiyoruz. Doğru mu? Tamam. Şimdi bu koboldların çöken tünelleri açtığı yollardan ilerliyorsunuz. Etrafta goblin cesetleri var. Ezilmiş, kırılmış, parçalanmış. Ondan sonra üstlerindeki zırhlar, silahlar falan alınmış. Tamam. Altınları varsa alınmış falan. Ne varsa alınmış yani. Ondan sonra cesetler bir tarafta düzgün sayılabilecek bir şekilde böyle yolun kenarına itilmiş gibi düşünün. Dokarlandım ya. Ney? Dokarlandım. Geleceğiz. Ondan sonra şu ana kadar böyle kompleks bir şey zindan sisteminden, dungeon sisteminden geçmiştiniz. Hani açılan bir sürü kapılar vardı falan. Onun gibi bir sürü kapılar var burada, tamam mı? Ve neredeyse her yer çökmüş. Ve koboldlar müthiş bir hızla kazmışlar, temizlemişler. Hala böyle yavaş yavaş temizledikleri birkaç tane yer var ama asıl goblin liderinin bulunduğu yeri bulmuşlar. Tamam mı?
ondan sonra. Şöyle. Böyle başka yerlere açılan tünellerden vesairelerden falan geçtikten sonraki bir gününüzün yarısını veriyorsunuz buna. Her yere bakarak ederek falan. Büyük, yuvarlak, dairesel bir odaya çıkıyorsunuz. Üstü kubbe şeklinde. Tamam mı? Burada böyle yerde parçalanmış taht parçaları var. Parça parça taht parçaları var. Tamam mı? Kemikten ve tahtadan. Ve yer yer taştan. Ondan sonra ve yerde böyle ezilmiş bir bugbear buluyorsunuz. Tamam mı? Goblinlerle beraber yaşayan bir goblinoid ırkı. Ondan sonra böyle başında geyik boynuzunun olduğu bir tane helmet'ı varmış. Böyle kırılmış helmet. Ondan sonra bir tane büyük Morningstar'ı varmış. Tamam mı? Sapı kırılmış Morningstar'ın. Eleman yerde ölü bir şekilde yatıyor. Ondan sonra tahtı kırılınca tahtın altında bir yer ortaya çıkmış. Böyle örümcek ağlarıyla kaplı bir tünel. Ama yani sıkı sıkı kaplı. Tamam mı? Bir sen zor sarsın. Öyle söyleyeyim. İçeriye. Gidip bakayım mı? Ya gideceksek beraber gidelim. Sırmazsınız hepiniz. Siz böyle başında durdunuz, gidip bakayım mı bilmem ne falan derken kenarda böyle etrafı yine temizlemeye çalışan koboldlardan bir tanesi döndü. Drakonik dilde. Dedi ki şimdi biz aşağıya biraz indik baktık, bir yerden sonra tıkanıyor. Çok böyle küçülüyor şey falan dedi. Drakonik bilenler anladı bunu. Açılmıyor yani. Bir yerde çökmüş, aşağısı çökmüştü. Bu ağların nereden geldiğini biliyor musunuz diye soruyorum Drakonik'ten. Yani aşağıdan örülmüşler ama bilmiyorum. Alican, bu ağlar örümcek de görmedik içeride. Murat Başçı 25 çiğir yollamış. Demiş ki chat'e selamlar gönderiyor ve serilerinizi YouTube kanalından yeni başladığım için güncelde spoiler yememek için yayınları açmıyorum. Fakat yine de bir selam vereyim demiş. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Desteğin için de çok sağ ol. Hemenizde de artık yayınlara gel ya. Bu örümcek ağları böyle duvardan duvara gibi mi, yoksa hani nasıl, ya tüneli kapatmak için özellikle çapraz çapraz mı atılmış? Evet. Ama usta bir örümcek diyelim. Aralarından geçebilir yani. Ben gidiyorum ya. Nereye? Aşağıya. Şimdi girmeye çalışacaksın. Fakat örümcek ağlarının sertliğinden vesaire sığamayacaksın. Böyle bacağını soktun, diğeri girmeyecek içeri. Ben de sığamıyorum. Hilile'ye bakıyorum şöyle bir sığar mı diye. Sığar da. İleride deneseniz sığar yani. Zaten bunun ilerisinde buradaki koboldun eline göre yol senin kapanıyormuş. Komple mi kapanıyor yoksa geçilemeyecek, darlaşıyor. Anlamayan gözlerle tamam. Baktı. Tamamen mi kapanıyor yoksa çok mu küçük hale geliyor? Çökmüş. Çökmüş diyor altı. Tamam. O zaman o bizim giden yere gidiyorduk. Muhtemelen. Demek ki bizim karşılaştığımız Rider onlara elmayı veriyor ama yani sebebini hala bilmiyoruz. Hayatta goblin var mı? Hiç kalmadı mı? Buldukların hepsi ölü. Yani kaçan var mı bilmiyorlar. Ben aşağı doğru bağıracağım. Doha! Bağırdın Doha diye. Başka aranacak bir yer yok galiba. Bir odayı arayalım mı hep beraber? Neyi? Odayı arayalım mı hep beraber? Burası herhalde taht odası gibi görünüyor. Bir arayalım burayı. Arayın bakalım. Küçük bir şey bile olsam. 18 toplam. 22 toplam. Investigation mı? 20. Perception. 19. O zaman 23 oldu benim. Ben investigation atıyoruz zaten. Investigation, 19. Mesela ortada parçalar var. Daha doğrusu işte bir odaya girdiniz. Ondan sonra böyle yemek masası var. Üstünde 3 tane tabak var bilmem ne falan. Bu parçaları bir araya getirip demek ki burada 3 kişi varmış falan deme zarı. Tam bayağı dedektiflik zarı yani. Zaten bir şey 23. Görmek vesaire için perception atıyoruz. Şimdi buraya baktığınız zaman güzel arkadaşlarım. Bir tane
duvarda, tamam mı, gizli bir kapak buluyorsunuz. Şöyle elinizi taşın arasına sokup kapağı açabiliyorsunuz. Tuzak falan yok üzerinde yani, kontrol ettiğinizi varsayıyorum. Ondan sonra burayı açtığınız zaman içeride yatan bir ceset görüyorsunuz. Ne ceset? Tamam. Ondan sonra gözünüze ilk çarpan şey Hukrele ailesinin bir kresti. Yüzük değil de üzerinde Hukrele'nin amblemi olan bir şey tutuyor şöyle. Hukrele kim? İnsan mıyız? Erkek mi? Erkek. Bir lady vardı ya şehirde konuştuğunuz kasabada. Kerovin mi? Ne? Kerovin miydi? Hukrele'nin adı Kerovin'di. O mu? Hayır, Kerovin hayır, olamaz. Hayır. O değil. Ha. Kerovin zaten kadındı. Bu bir erkek. Ranger'ı bulduk galiba. Ranger Hukrele miydi? Değildi. Ranger değil. Bir ama human, erkek. Tamam, üzerinde kolcu kıyafet, deri kıyafetler var. İşte kalın bir tane pelerini bilmem nesi falan var. Silahları falan yok. Sadece sonra... pelerinde mi bu amblem var? Hayır, elinde tutuyor. Arma olur ya kıyafette. Evet. Elinde arma tutuyor bir tane şöyle. Allah Allah. Nereden bulmuş bu? Onları çalışır. Sen bir bakınıyorum sonra. Üstüne şimdi. Çektiniz sanırım. Perception alayım. Bakayım bu kendi kıyafetinden mi bu? Ne de başlayacağım. 17. Yani üzerindeki kıyafetin kesilmiş, parçalanmış yerleri var. Adam dövülmüş duruyor, tamam mı? Yanağı ezilmiş, dişleri kırılmış, bilmem ne falan. Ondan sonra muhtemelen goblinler önce bıçaklayıp sonra dövdüler yani. 21 üstünü başını arıyorum ben de herhalde. Hiçbir şey çıkmıyor çünkü goblinler almıştı. Yeterince lootladı yani. Yok, ben şey için yani başka... Crest var sadece, onu da muhtemelen kumaş parçası diye almadılar. Bu bedeni götürenler, bunu götürmemiz lazım. Muhtemelen Ranger. Bence bu kadar yolu boyunca bu şeye eziyet etmiş oluruz ya. Aa, iyi de... Defnedelim bir yerde ya da yakalım. Bulursak getireceğiz demiştik. Cesetlerini mi? Evet, ölülerini aa, bulursak getireceğiz demiştik. Böyle olmaz, bu işe götürelim. Atsız matsız ben taşırım sırtımda. Koboldlarda dönüyorum. İki ya da üç tane, hani ne kadar taşıyabilirlerse. Bunu mümkün olduğu kadar saygıyla sizin oraya götürebilir misiniz? Sürükleyerek götürecekler. Mümkün olduğu kadar. Kadar saygılı sürükleyerek götürecekler. Mükemmel. Cevabımızı aldık gibi oldu. Evet. Hadi öteki tarafa gidelim artık. Gizli odanın içinde gizli kapı var mı diye bakıyorum. Bak. Hadi bakalım. 7 attım. 7. Kesin var bence. Yok, hayır, bir şey göremiyorsun. Asıl dungeon ondan sonra başlıyor. O arkada kocaman mağara varmış. Orada şey oturuyor. Orada bakıyor, bekliyor. Evet. Burada haydi, işimiz bitti mi? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. O zaman diğer kapılar. Hadi. Geri dönüp şu açamadığınız anahtar kapı gerektiren kapıya gidiyorsunuz. Evet. Şimdi önce kobold kısmından geçeceksiniz bunun için. Oraya geri dönüyorsunuz. Şimdi oraya baktıktan sonra çıkacak mısınız? Eğer öyleyse Meepo'ya veda edecek misiniz? Yok, geri yok, geliriz. Gelecek misiniz? Aynen, tamam. Geleceğiz. Ondan sonra siz o tarafa doğru giderken Meepo arkanızdan bağırıyor. Ben de gelebilir miyim diye Draconic'te. Gel lan. Gel dedim. Anlamadın Draconic'te dedi. Haa, tamam. Adın ne gibi bir amacı var? Dünyayı ele geçirip... Of, müthiş yaptı. 8. Karanlık tanrılara... Kafasını sunarız. Heyecanlı gözüküyor. Meraklı duruyor yani. Gelsin gelsin. Geleyim mi diyor? Hani geleyim mi diye soruyor. Gelsin canım. Gel diyor. Ya. Gel. Silahın bilah bir şey var mı? Yok. Bir şey al eline. Bir dakika, hayır. Meepo... Ben gerektiğini düşünmüyorum. Meepo birilerini parçalamıştı ya biz. Bir yerde bir şeyle uğraşıyor. Ha şey. Ben gidip uyaracak guardların ikisini mi üçünü mü ne Meepo indirmişti. Hayır. Orada 6-7 tane goblin devam edelim vardı. Evet. Devam edelim. Tamam. Devam. Hilal'e gitmiştim. İyi gel. Sen bir şey al dedin şey en son. İyi tamam falan dedi. Bir tane short sword taktı beline. Geliyor. Ben Meepo'ya pek gerek yok ama hadi bak.
Bir perception atar mısın? Druids. 18. Harika. Dün bulmuştun ya. Evet. Allah Allah. Uzamış gibi duruyor dal. Abi imkansız ya. Şey o, Groot. Vallahi ya. Tamam ben yine... Ben yani cebinde fazla ağırlık yaptı. Şöyle baktın uzamış gibi duruyor. Okey dedim. Küçük mızrağım ipaya veriyor. Hmm. Kullanır mısın diye. Daldı. Hep elinde mızrak, belinde kılıçla yanınızda geliyorum. Adventurer. Kafasına tas taktı bir de. Kapıya gidiyorsunuz velhasıl kelam. Evet. Böyle dungeon'ın içinde yürüdünüz, ettiniz. Böyle bir yere, bu yuvarlak bir yer bulmuştunuz. Sol taraftaydı bu kapı. Siz sağ taraftan ilerlemiştiniz buralara gelmek için. Meşale yakayım da. Karanlık yerlere geliyorsunuz. Aynen öyle. Bir tane meşale yaktınız. Etrafa bakıyorsunuz. Şimdi Dark Vision varsa bende var. Bende de var da geri yakayım yani ben. Ondan sonra kapının önüne geldiniz. Kısacası. Bak. Tamam. Dediğim gibi üstünde böyle ejderha motifleri olan bir kapıydı burası. Siyah bir kapıydı. Ondan sonra iki tane elinizdeki iki anahtarın da sığacağı şey var. Üst üste iki tane delik var. Tamam mı? Şimdi iki anahtar var. Alttakini ben sokayım, üsttekini biri soksun. Altlı üstü mü? Şöyle. Altlı üstü. Altlı üstü de. Tamam ben sokuyorum üsttekini. Ben de alttakini sokuyorum. Ondan sonra şöyle bir baktınız herhalde bu girer falan diye şöyle soktunuz. Tamam mı? Sonra koydunuz ve... Ne tarafa çevireceğiz bunu? Öne mi, arkaya mı? Öne ve arka mı? Ön ve arka mı? Ne? Yani ne tarafa? Cüce kapılar nasıl çalışıyor ya? Abi hiçbir fikrim yok şu an. Öne çevrilen anahtar var. Şöyle çevirirsin de ön olur, böyle çevirirsin arka olur. Sol sağ devam. Sol sağ. Yok. Ön mü arka mı? Saat yönüme tarzım değil. Tam kapıların arasına mı giriyor anahtar? Hı? Hı hı. Çevir ya oranı. Ya tuzak olmasın, patlama ya. Ben şu an yapacağım. Tamam sen çekin, ben denerim. Bir dakika, sen üstteki miydin? Sen kim üstteki? Ben üstteki. Ben alttakiyim. Alt, üst alt. Evet. Sen ne tarafa çeviriyorsun? Sağ dön. Sağ. Doğru mu sen? Ben sola doğru çeviriyorum. Ben birkaç adım geri gidiyorum. Şöyle birbirlerine baktılar. Biri böyle, biri böyle çevirdi, tamam mı? Ondan sonra öyle olunca kapının hemen önünden aşağıya şöyle yıldırımlar indi. Tamam mı? Birer dex alayım sizden. Uuu çok sert. Oraya doğru gitti. 21. 18 artı... Dexterity save değil mi bu? Saving throw, evet. 18 artı 5, 23. 23. Harika. 8 artı lightning damage ediniz. Falan oldu bunlar. Ben de kapıya yıldırım atıyorum. Ben bu sefer tersini yapalım. Hayır lan. Bak yıldırım bana o kadar şey yapmıyor. He yapmıyor mu? Tamam o zaman sen üste geç. Aynı yere çevir. Sen altta değil mi? Ben alttayım, ona dedim ki üste geç. Tamam geç. Tamam. Kim nerede? Ben üstteyim. Tamam baktım. Ben kenara attım. Şimdi bak. Azıcık geri çekildim. Ben geri tarafım. Şöyle şey gibi. Aynen. Sen bence sola çevir. Yok. Bence ikimiz aynı yöne çevirin. Peki. Abi ya zaten ne yapıyorsunuz? Anahtarı farklı kombinasyon yok ya. 4 tane ihtimal var. Hani. Saat yönüne çeviriyoruz. İkiniz de evet. Sağ mı çeviriyorsunuz? Evet. Tamam açılıyor. Hepsi senin yüzünden. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İyi geldi, iyi geldi. Bir de şey... Tütüyor musun? Değil mi? Şey hala kaslarım kasılıyor. Ne, çok kötü durumda değilsinizdir ama yine de... Birer Levenance basıyorum. Kaçar? Beşer. Tamam, beşer iyileşin. Bütün gücümü de harcamadım diye düşünerek. Tamam. Şimdi kapı şöyle iki tarafa doğru açılıyor. Tamam mı? Anahtarları bırakıyor musunuz, alıyor musunuz? Alıyoruz ya. Lütfen. Ben sonlara soruyorum. Ben direkt çabuk alıyorum. Yapma. Aldım şöyle yaptım. Inventory'ye yazılım. Dragon Key diye. Ben yumurtamı seviyorum. Böyle devam edersek obsesifliğe... Divine Sense. Dur bir açılsın lan. Açıldı dedim. Şimdi burası açılıyor. Divine Sense'i çaktın. Tamam mı? Anahtara da bakıyorum. Normalde bunu söylememesi lazım Divine Sense'in ama söyleyeyim.
şöyle, neler şey yaptığını tam olarak söyleyeyim ben. Söyle. Belli bir mesafe içinde Undead, Fiend, Celestial ya da bir şey evet. varsa yerini ve tipini biliyorum. Evet. Bir de Consecrated ve Desecrated'ı biliyorum. Evet. Zaten burası açılırken senin gözündeki o ilk ilk an senin gözüne çarpan şekliyle buranın bir tapınak ya da tapınma alanı olduğunu anlıyorsun. Tamam mı? Divine Sense'in sana desecrated veya consecrated herhangi bir hava vermiyor. Hı-hı. Herhangi bir yaratığın varlığını da söylemiyor. Tamam. Ama burası bir tapınak. Tamam. İçerideki hava daha temiz. Ve yüzünüze bir mum kokusu çarpıyor. Güzel anlamında. Güzel. Tamam mı? Ondan sonra içeride sol ve sağda kenarlarda yerde olmak üzere yaklaşık 10-12 metre uzunluğundaki bu odanın tamam mı? Sağ ve solunda yerde su kanalı var ve içeride su var. Tamam mı? Ondan sonra ve hafif bir su akma sesi geliyor. Demek ki bu su sürekli taşınıyor. Tamam mı? Ondan sonra etrafta buranın açılmasıyla beraber duvarlarda mavi renkli meşaleler yanıyor. Ortamı aydınlatan. Tamam. Ondan sonra 3 solda 3 sağda olmak üzere 6 tane meşale var. Tam karşıda yine tepeden mavi bir ışığın süzülmesiyle aydınlatılmış olan bir altar, bir sunak var. Tamam. Odada başka bir eşya gözükmüyor şu anda. Başka bir kapı, giriş. Burası altara doğru gidiyor. Sunağın üstünde sembol var mı? Yaklaşınca göreceğiz. Diyor musun? Yaklaşıyoruz sunağa doğru. Ben bir su kanalına bakmak istiyorum. Su mu akıyor diye. Su akıyor. Baya berrak bir su akıyor. Tamam. Ondan sonra sunağa doğru yaklaştık. Sunağa doğru yaklaştığımızda üzerinde yazan drakonik yazılar var. Tamam. Ondan sonra ve bir adet parşömen var. Sunağın üzerine bırakılmış. Modern Maraba 100 cheer yollamış. Çok teşekkürler. Eyvallah. Şeye bakıyorum ben. Detect Magic. Detect Magic atıyorsunuz. Slotumuzu silelim. Tabii ki. Tamam. Bu gece bana tümayı olarak geldi bu oyunu. Hemen basayım. Hemen bir basayım. İşte. Detect Magic attığın zaman... Onu göze yapıp etraftaki her şeye yani görmüyor kendine musun? Bakıyorsun. Kendine yapıyorsun. Baktığın tamam. yerlerdeki büyülü eşyaları görüyorsun. Tamam, süper. Scroll'da herhangi bir şey yok. Altar'da büyülü bir durum yok. Sadece etraftaki meşalelerde ve yukarıdan gelen ışıkta illusion hissediyoruz. Tamam. Bu ışıklar büyülü. Mavi yanıyorlar zaten. Belki de o yüzdendir. Altarın üzerinde ne yazıyor? Ona geleceğim. Altarın üzerinde diyor ki bu sunak önce Aşardalan'a sonra Inlas Rolfus'a adandı. Bizler burayı terk ederken Inlas Rolfus'un bize verdiği, bize bahşettiği bütün bilgileri aldık. Sadece geriye bunu bıraktık. Kaleye ait bir bilgi olduğu için. Bir gün geri döneceğiz ve burayı bulan ziyaretçilerden bu sunağı temiz tutmalarını rica ederiz diyor. Ne yazıyor? Aşardalan ve Inlasrofus'un sunağıymış. Bilgilerin hepsini almışlar buradan giderken. Falan değil zaten şöyle. Scroll yani. Bu sunağı yapanlar bilgilerin hepsini almışlar giderken buradan. Sadece bu scroll'u bıraktık dedi, diyorlar. Abi açık yüksek sesle okuyor. Scroll'u açtım. Drakonik'te
Ondan sonra yazan bir şeyler var üzerinde. Diyor ki, Drakonik mi okuyorsun, Kamon mu okuyorsun? Çevirerek okuyorum herhalde. Öyle. Kamon'u da okuyorum dışarı. Ya bir cümle okuyup çeviriyorum. Tamam. Kar gözleyen kabilesinin koruyucusunun yine geldik. Eşi kendini bu dağların içine gömdü. Karısı insanları koruyacak büyük bir beyaz meşeye dönüşürken kendisi de burada bu insanları besleyecek bir elma ağacına dönüştü. O zaman bir ağaç daha var. Bu ağaç köyün ortasındaki beyaz meşe olmalı. Aşağıdaki de elma ağacı muhtemelen. Yanan da elma ağacıydı yani. Şimdi birer insight alayım. Durumu biraz açıklığa kavuşturalım. Save dedim değil mi? 21. Int check, özür dilerim. Saving throw değil de. 15. 15. Yani bütün parçaları bir araya getirdiğimiz zaman investigation olan varsa işte burada investigation var, atabilir. Var, bana at hocam. Ha. Real life. Ben investigation atabiliyorum. 15. 17 artı 15. 3, 20. Harika. Özür dilerim. 11 benim. Şu kaba at ya. Şöyle atıyordum, elinden kaydı lan. Long shot demiş ki, Alican hocam son cümleyi tekrar edebilir misin? Yetişemedim ya zaten. Long shot için alırız ya. Ne dedik? Not alan arkadaşlarımız söylesin. Unuttum da. Karısı insanları koruyacak büyük bir meşe ağaca dönüşürken kendisi bu insanları besleyecek elma ağacına dönüştü demişiz. Benim yazdığım son cümle bu. Şimdi checklerimizin sonucunda İki tane kişiden bahsediliyor. Aşağıdaki ağacın dibinde ağacın köklerinin bir skalkın bedeninden çıktığını görmüştünüz. Doğru mu? Daha sonra geri dönüp tekrar baktığınızda başka bir lahit buldunuz. Ondan sonra lahitin içinden bir kadın çıktı. Doğru mu? Aynı zamanda yanan ağaçtan çıkan da bir kadındı. Şimdi bu lahitin buraya sonradan getirildiğini düşündünüz. Ve bu nokta ortada iki ağacın olduğu. İşte birinin insanları koruyan White Oak. White Oak'a dönüştüğü ve onun bu karı kocanan kadın olduğu. Tamam mı? Diğerinin de, eşinin de burada kendini bir elma ağacına dönüştürdüğü söyleniyor. Bu insanları besleyebilmesi için. Şimdi burada ortada şöyle bir durum oluyor. Madem öyle, bulduğunuz kadının lahitinin White Oak'un altında olması gerekmez miydi? Yani dışarıdakinin, aynen. Evet. Ama bence bir tane daha şey var. Ağaç var. Yani bir tane daha ağaç olması bu durumu çözmüyor mu? Bence o çıkan tünellerden, çöken tünellerden bir tanesi White Oak'un altına çıkıyor da olabilir. Mesela? Artık bu da şunu getiriyor. White Oak'un altında artık birisi yok. Ve muhtemelen gücünü kaybedecek. O yüzden magical gözükmüyordu arkadaşlar. Ağaç magical görünmüyordu, doğru. Evet. İşte böyle birbirine bağladık her şeyi.
Evet. Ama kadın geri gömülmeyi ya da herhangi bir şey yapılmayı istemedi. Hmm. Light'taki kadın. Zaten yapılacak her şey yapıldıydı yani. Peki. Ben bu odayı bir arayacağım ya. İkisi de öldü mü böylece? Hı? İkisi de yok mu oldu böylece? Ya bu kadar kilitli bir kapı yani sadece Lahit için konulmuş olacağını zannetmiyorum. Yıldırım falan çarptı. Altarın üzerinde yazan nottan yola çıkarak şunu anlıyorsunuz. Burası Inlasrofu, önce açarda olan adammış. O gidince de Inlasrofus'a adanmış bir sunak. Muhtemelen hani bu Inlasrofus'un geleceği gördüğünden, gelecek tahminleri yaptığından falan bahsediliyordu ya, muhtemelen kütüphane burasıydı. Ya da görülen geleceğin notları burada tutuluyordu. Hmm. Onları aldık, geriye bunu bıraktık. Kütüphaneyi altara çevirmişler, yani bir sunak odasına çevirmişler. Geri geleceğiz demişler bir de. Burada bulsan belki eski kütüphaneye çıkan bir yol bulursun. Onda da artık bir şey yoktur. Tamam, bakacağım. Yolla. Daha önce buraya gelmiş olabilir miyim yani? 18 artı 4, 22. Geleceğiz. 22 ile odayı didik didik arıyorsun. Gerçekten hiçbir şey yok. Duvarlarda meşalelerin altında özellikle duvarda kapaklar buluyorsun. Kapakları açtığın zaman içi boş. Böyle raf raf ayrılmış boşluklar var. Sanki böyle kitap konur ya da scroll yerleştirilir gibi abi, yerler. Şimdi belki biraz barkından esinlenmiş gibi olacak ama şimdi o dağların arasından akan sular olur ya, gidip suyu içeceğim. Hı hı. Çünkü hani bir cüceyim ve oralardaki kaynak sularını içmişimdir, bilirim. Belki bana da bir şeyler hatırlatır deyip su içeceğim. Su içiyorsun. Öncelikle çok soğuk, çok güzel, çok ferahlatıcı bir su. Fakat herhangi bir şey olmuyor. Mekan tanıdık gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir işimiz kalmadı gibi görünüyor. Mipo ne yapıyor? Etrafa bakıyor. Tamam mı, sen sudan içince sudan içti. Ondan sonra geldi altarın üstündeki yazıları okudu. Sen böyle kapağı açınca içeriye baktı. Falan takılıyor etrafta. Ben dışarıya çıkıyorum. Dışarıdaki dışarıya mataramdaki suyu döküp içeriye girip bu sudan dolduracağım. Tamam. Ben bir şey, tozlu mu sunak? Hayır. Temiz yani. Burası temiz. Tamam, değilse temizleyecek. Yok, gayet temiz tutulmuş. Ama iyi niyetin için teşekkürler. Nas, Rofus iyi bir ejderha mıydı? Fark etmez. Bilmem. Siyah ejderha olduğunu biliyorum aşağıdan onu. Hı hı. Diğerinde gölge olduğunu biliyorum. Diğerinde gölge gibi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani gölgelerde durur, gölgelerden bir şeyler okur falan deniyor. Buraya Farsi olarak not etmişim, Minasrofus'u. Aşağıda olanında kalenin sahibi olan siyah ejderha olarak not etmişim. Siyah ejderha... Buradaki yazı şunun gibi mi? Aşağıda olanını aldık ve Minasrofus'a verdik gibi. O zaman herhalde iyi bir ejderhadır. Nasıl bu sunağa şey yapabilirim? Bir şey sunabilirim? Şimdi burası... Ne sunsam doğru olur yani? Bilgi. Tabii ki. Bir scroll, bir kitap, bir şey. Bu gücünü kaybeden tanrılarla ilgili bir kitap vardı yani. Hı hı. Kimdi o? Bak. Onun kopyasını çıkartmamız ne kadar sürer? Biraz sürer. Yani oturup uğraşmanız lazım. Elinizde yeterli materyalin olması lazım diye düşünürsek bir güzel bir kopya çıkarmak, kitaba zarar vermemek falan yaklaşık 2 haftanız alır. Kitabı okuma. Hı hı. O zaten hemen okunacak bir kitap değil. Aklıma bir şey geldi. Çok pardon. Kitap yanımda ya. Abi çıkarıp
şöyle bir tur geçeceğim. Bilmek istediğim şu eksik bir sayfası var mı? Yırtılmış, yani sayfanın bir kısmı orada duruyor ama alınmış gerisi gibi bir şey var mı? Hayır. Yanında kağıt parçası gibi bir şey var mı? Çıkarttığı var. Var. Tamam. Ne yazayım? Bir şey var mı yanında yazacak? Kömürümüz var mı? Var, o da var. Var. Gerçi meşale vardı, onun kömürünü kullanabilir miyim belki? Kömür vardı. Kömür varmış. Ha. Verdim. Tamam. Ya, harita çıkartacağım diye istemiştim. Hı-hı. Ha doğru. Herkes aldım işte. Bir anda bir kar tepesine uyandığımızı yazıyorum. Tamam. Bu işleri ilginçleştirir. Bundan önce başka hayatlarımız olduğunu yazıyorum. Kim olduğumuzu hatırlamadığımızı yazıyorum. Sadece birbirimizi tanıdığımızı yazıyorum. Bize Tanrı misafir diyenlerin bizi bulduğunu, tamam, Beyaz Meşe adlı kasabada bir takım problemleri çözmemiz için geldiğimize inandıklarını yazıyorum. Tamam, işte bizi Tanrıların bu sunağın olduğu odaya soktuğunu, tamam, burada işte ejderhalarla karşılaştığımızı, ejderha söylentileri duyduğumuzu falan yazıyorum. Tamam, bu çok uzun değil. Tamam ama kendi ağzımdan, tamam, hani bunları yaşadık gibi bir şey yazıyorum. Tamam. Ben böyle yazarken bakıyorum oraya şeyde. Bunu koymak istediğini bilir misin? Yumurtayı da yaz. Ya şimdi niyetinden emin olmadığımız birine bu bilgileri vereceğiz. Ignas Rolfus'un iyi bir ejderha olduğunu düşünüyorum. Hala emin değilim ama bunu geri almak için bir vaktim olacaktır herhalde. Yaz. Yaz. Hadi bakalım. Mantıklı yazdın. Yaz. Yumurtayı da yaz. Yazıyorum. Yumurta bende. Onu yaz. Yazıyoruz. Yumurtayı almaya gelirler. En azından yumurtayı almaya gelirler. O zaman görürüz. Kapatıyorum şöyle. Zaten alabilirlerse. Buraya gelmek için bizi bulacaklar. Niye böyle şey diyorum. Bu burada kalırsa sevinirim. Tamam. Ben önce zaten göreceğimi gördüm. Başka bir şey görmeme gerek yok. Anahtarları biz alalım. Tamam, kapıya da bir not bırakalım. Buraya geri döndüğünüz zaman bizi bulun diye. Bizi nerede bulacaklar? Lan bu kadar yetenekli bir ejderhasa bulur tabii yani. Eliyle koymuş gibi bulur bizi. Bence gelir. Yazmayalım. Çünkü madem geleceği görüyor, bizim buraya geldiğimizi ve nerede olacağımızı da biliyordur. O da mantık. Ya da ne bileyim, en azından büyü yapabildiğine göre bu anahtarın da yerini bulabilir. Belki de. Anahtarları inventörümüze koyduk mu? Koyduk. Harika. Tamam. GPS taktık. Last Rolfus, bul beni. Ben senin bıraktığın notu not ediyorum. Verebilecek başka bir bilgim yok. Tamam. Keşke olsa. Çıkıyor muyuz? Bu arada senin okuduğun parşömen vardı ya. Hı-hı. Onu da buraya bırakalım geri. Tabii bırakalım. Bir şekilde başka birisi girerse en azından bunu okusun, buraya zarar vermesin. Tamam. Koydunuz geri. Hı-hı. Çıkıyor musunuz artık? Mipo, bizim açamadığımız bir kapı daha vardı. Hı-hı. Evet, bir kapı daha var açamadık. Acaba yine bir ejderha kapısı mıydı? Yok, evet. Değil. Haritaya bakabilir miyim? Evet, evet, ejderha kapısıydı o. Ejderha kapısı değildi o. Sanki bir tane daha vardı gibi hatırlıyorum. 14 numara. Dedi. Yok, değildi yani. Şimdi bu ejderha kapısı hangisi? Şuradan girdim. Aynen oradan girdim. Bir de şuradan vardı, kilitliydi, evet. Tamam. Çünkü orayı çizmemişiz. Ne var orada? Orada. Mipo'da. Bekleyin. Şu mu? Hı hı. Aynen. İçeride dedi Mipo. Buhardan bir şey var. Ne? Orada. Drakonik konuşuyor. Neyden? Buhardan bir şey var. Buhardan bir şey. Buhardan bir canlı var. Pek sevmez ziyaretçileri. Bu canlı nedir bende? Ne atayım? Arkana mı atıyorsun? Ne içir ya da arkana anlarsın. Arkana atın. Ben de atacağım. Buhardan bir canlı varmış bu arada içeride. Arkana. 20. Kusursuz olmayan. Tamam, 20. Ne atıyorsun? Ne içim atıyorum? Neye benziyor arkana falan diyorsunuz. 17. Tamam. Ondan sonra işte abi anlatıyor. Bir dakika açayım daha.
Diyor ki yani boyu işte benim kadar. Ondan sonra böyle buhardan, böyle metal bir şeyin içinde. Ondan sonra buhar falan üflüyor. Senin kadar. Zarar veriyor mu? Pek sevmiyor işte içeriye gelenleri. Gerçi antrenman konuşuyor da. Ha, konuşabiliyor mu? Konuşabiliyor mu diye soruyor. Ben konuşamam. Konuşamamış o. Mefit. Mefitmiş adam. Mefit diye bir şey arkadaşlar. Steam Mefit. Ben 20 attım. Steam Mefit. Ne yapar bu? Ne yapar bu? İşte bu arkadaşlar 20 ile. Bunlar Elemental. Buhar Elemental'ı aslında. Tamam mı? Ondan sonra işte buhar üfler. Tamam mı? Böyle buhar nasıl olur? Suyu çok ısıtırsan olur. Ama o yüzden bu arkadaşlar yakar makar. Böyle alevli malevli özellikleri var. Ondan sonra uçabiliyor. Buhar olduğu için gidiyor böyle yani. Böyle. Ne işi var ya? Neyse tamam. Bilmem. Bu iyi midir kötü müdür? Yusra değil. Kötü demişti. Evil demişti. Ama bunu Yusra'yı demişti. Pek ziyaretçi sevmez yani siz bilirsiniz ama. Hızlı buraya gelmişken... Dalıyoruz galiba. Yani içeride buharda yapılma bir şey varmış, bunun kadarmış. Size zarar veriyor mu? Girersen evet. Orada işiniz var mı? Yok. İyi tamam, o zaman gitmeye gerek yok. Çıkarsa... Peki orası başka bir yere açılıyor mu? Kapalı küçük bir oda. Hiçbir şey yok içeride. Metal bir şey var onun içinde. İşte içinde bu var diye kapatmışlar. Metal bir şey var onun içinde kapatmışlar. Metal şeyin içinde başka bir şey var mı? Bilmiyorum. Bence uğraşmayalım ya. Bence de hem köyden bizi bekliyorlar. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi. Bence uğraşalım. Yani uğraşalım diyorsanız uğraşalım ama... Bence uğraşalım. Bence gerek yok ama siz bilirsiniz. Ya uçuyor falan diyor bu arada. Hani... Ya boş yere kavga aramanın bir anlamı yok. Bana lan merak etmiyor musunuz hiç ya? Ya iyi de şu an gitmemiz gereken bir köy var. Tamam gideceğiz zaten. Gideceğiz. Yani... Bu arada Meepo uçuyor demedi. O uçabilir, ona uçabilir. Özür dilerim, özür dilerim. Şimdi... Kolun... Ha şimdi Paladin korktu, kaçtı mı bu arada? Evil'mış ama. Ya evet kötüymüş ama. Yani bir Evil'dan Paladin kaçıyorsa... Bence yapmıyorum ya. Şimdi kitli korkmak zaten. Kesinlikle hayır. taktiksel geri çekilme mi? Şöyle yapıyorum. Falan ya, bu, bu çok saçma onu çok saçma zaten hapisteki tek yani. Aynen öyle. Evet, kapalı bir yerdeki birini... Metal kutunun içinde aynen, sana gelse mağla olursa boş olur. Konuşamadığını söyledi Meepo. O anlaşamamış. Ben konuşamadım dedim. Aynen. Meepo Kamun da biliyor, Draconic de biliyor. Belki başka bir dilde konuşuyor. De konuşacak. Tamam. Sizde yok mu bilen? Başka. Ben şey biliyorum, Orkça biliyorum. Ben de cücece biliyorum. Ben de biliyorum bir şeyler de. Belki cüce kardeşlerin ruhunu hapsettiler oraya. Wow. Böyle bir şey olmadığını bilmesem gider döverdim ama böyle bir şey değil onu biliyorum. Ben iştimi atayım o zaman. Ben yapmayalım diyorum. Zaten tek bir odada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ya hem bulursanız burayı temiz bırakın, memiz bırakın şimdi. Bilmiyorum. Yeterince kan döktüğümüze inanıyorum yani. Ya yemedi değil mi? Yemedi işte ya. Hadi gidelim bari şey. Gidelim köye. Bence gidelim gidelim boşver yemedi. Ben bakacağım ya. Kesinlikle kışkırtmalarına gelmeyeceğim. Moradin. Abi ben merak ediyorum. Niye kapatmış olabilir? Cüce de kaçtı. Çok saçma kendini yani. Kendini de kapatmış olabilir. Kendini kapatmaz abi. Niye kapatsın? Kimseyle konuşmak istemediğini söyledim. İyi de buraya niye kapatsın ya kendini? Öyle bir canlıdır. Şimdi Yusra değil. Kötü demiş.
İyiyse çıkarmak gerekir. Kötüyse kalabilir. Hmm, bu da ilginç bir bakış açısı. Ya bak, evet, artık bu, gitmek bu, zorundayız. Buna okey, buna gider. Ne oldu? Şimdi kavga aramadan şimdi önce... Şimdi biz gitmeyelim değil mi Drawings? Ben sen anlayabiliyor ona. Musun? Bence gitmeyelim. Ne? İyi mi kötü mü? Hayır. Gidelim. Gidelim mi? Bana bir 10 dakika verin. Tamam, 10 dakika bekliyoruz. Ben şeyi hazırlıyordum bu 10 dakika için. Detect Evil and Good büyümü hazırlıyorum. Tamam mı? Bir tanesini kaydırarak. Evet. Don Quixote yaşıyor olayı ya. Ne diyor? Kazasız belasız çıkalım şu kaleden ya. Vallahi çok keyif alıyorum Don Quixote. Don Quixote yoksa Nikon mu? İşte gerçekten gergin anlar olur o zaman. İşte twist'in Allah'ını görür o zaman. Giriyormuş kapıdan değil mi? Ben kapıyı açıyorum o zaman dedi. Anahtar sende mi? Yok anahtar yok. Deneyeceğim ben. Ha. Sen kaç saatten beri zar atıyorsun? Ne zar atıyorsun? Bütün oyunu oynadın az önce. Evet. Abi kapıyı açar açmaz Detect Evil and Good atacağım. Bir açalım. Önce bir inişte atalım. Önce inişte atalım. Peki. Good drawings için. 17. Bak ben ne attım. Raskar. 21. Kusursuz 20 mi? Evet. Kusursuz 20, 22. Harika. Koryel. 8. İnanılmaz. Tamıyor. 23. Keşke bu 20'leri kombatla atsaydım. Abi, evet ya. Neler oluyor? Sarkı orada da atarız. Sıkıntı yok. Şimdi yumurta gitti. Yumurta kırıldı. Kırdım yumurta. Ejder almam içinde. Ziyanon. Yoksa menemen var çünkü. Şimdi. Ben şimdi bir dahaki section'a şuraya ejderha koyacağım kendime. Ejderha'dan. Mipo. Tamam mı? Böyle klovları vardı ya. Tamam mı? Böyle onlarla tamam mı? Kapı deliyle oynadı. Tamam mı? Sonra tık etti kapı. Kaçtı. Tamam mı? Sonra şöyle kapıyı kapı dışarı doğru açılıyor. Tamam mı? Kendisini kapıyla duvar arasını alacak şekilde şöyle kapıyı açarken sen detektivalı koyuyorsun. Aynen. Detektivalı oldu. Şimdi siz kapının önünde mi duruyorsunuz direkt? Evet yani. Harika. Kenarında duruyoruz. Niye önünde duralım? Mipo açıldı. Mipo açıldıysa biz... Kapının önünde misin? Duran... Ben varım. Sen varsınız. Gördüğün şeyi söyleyeyim. Hani Mipo çekiliyorsa kenara biz niye çekilmeyelim? Sen duruyor musun kapının önünde? Sen? Ya ben gerideyim. Kapının önünde Mipo var. Bu da büyü yapacaktı. Öne o geçti. Ben karşı taraftaki duvara yaslandım. Tamam. Sen de kenardasın. Şimdi şöyle bir şey görüyorsun. Ortada... Tamam mı? Şöyle üstü kubbemsi, şöyle dümdüz silindir şeklinde inen, tamam mı? Böyle çapı 5 foot olacak kadar neredeyse metal bir şey var. Tamam mı? Bundan borular çıkıyor ve böyle duvara saplanıyor falan. Tamam mı? Duvarda bir çatlak var. Tam karşıdaki duvarda. Tamam mı? Bu çatlağın önünde, daha doğrusu bu ortadaki metal şeyin iki yanında... Tamam, bir tane buzdan böyle mefit var diyeyim. Tamam mı? Buzdan yapılma small boyda, kobold boyunda. Ondan sonra böyle kolu bacağı olan, tamam mı? Tamamen buz bir eleman var bir tarafında. Diğer tarafında da magmadan versiyonu var. Tamam mı? İkisi de ortadaki şeye vuruyorlardı. Tamam mı? Ondan sonra ortadaki o metal şey kırılmış ortası. Üstünden kırılan, çatlayan bir yerinden, tamam mı, dışarıya böyle buhardan bir şey çıkıyordu. Sen açtın, Detective Land Good'u çaktın, tamam mı? Hepsi evil. Böyle rock diye parladılar. Kapat, kapat. FBI, o burada. Kapat. CSI Forgotten Realms bebeğim. Bonus action'ımla. Dur oğlum. Açtın, attın, surprise round. Şimdi inişti. Tamam. 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 Tamam, şimdi inişlere giriyoruz. Çünkü şöyle oldu, onlar vuruyorlardı, şöyle döndüler. Tamam mı? Sen onlara baktın, onlar sana baktı. Böyle çok da tatlı gözüküyorlar abi. Biri böyle magmadan, biri buzdan falan. Öbürü de böyle içeriden çıkmaya çalışıyor. Buhardan bir şey.
Tamam şimdi. Bence kardeşlerini hapsetmişler. Tanıyorum, ne yapıyorsun? Kapının önünde bu var. Kapıyı kapatıyor. Tamam. Şöyle kafamı uzatıyorum, şöyle bakacağım ne var içeride. İşte bu manzarayı görüyorsun. Şu kaşları çatılıyor mefitlerin, onu fark ediyorsun şu anda. Anam diye şuna duruyor, bağırıyor. Ne kadar ne yapıyorsun? Ready de bekliyorum. Neye ready diyorsun? Atak yaparlarsa ben de onları vuracağım. Onları vuracağım. Tamam. Ataklarına ready. Gorlak? Ya ben bu hasar alırsa atlayıp geçeceğim içeriye. Ben atak, ben de ready diyorum atağa. Şimdi bunlar bana dik bir çizgide duruyorlar değil mi? Sana dik değil, şöyle 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 şöyleler. Yan yana duruyorlar. Önünde 3 tane şöyle şey var. Kon duruyorlar yanında. Line değil, kon kardeş. Maalesef. Yana koş. Don Quixote demiş ki iyi bilirdik bu partiyi. Don Quixote sen de hepsinde aynısını söylüyorsun. Çocuk yaratık abi niye? Lan şu kadarlık magma ne var? Alev bir şeye söndürdüğünü söylüyorsun. Ondan korkacağım. Abi Warhammer'ı çekiyorum. Tamam mı? Buz olana gidiyorum. Sen şöyle çektin. Bunların hepsi evil deyip böyle Divine Smite'ı koyuyor. Bunların hepsi evil dedi, tamam mı? Hammer'ı bir parmadım vak diye koydu şöyle. Alayım. Zara atamayacağım şimdi, o olacak bu kadar gazın üstünde. Kardeş boş olanı at, belki daha çok seker. 12 vuruyor mu? Evet. Bir gördüm yemin ediyorum sanki. Yediğim o zaman 2 elle vuraraktan. Evet. Bu artı 2d8 radiant damage. Maşallah. Onu bir daha atıyorum. Çünkü 2 elle vuruyorum. 18 vurdum kendisine. Tamam. 12'si radiant. Harika. Benim bir buz olarak, tamam mı? Bludgeoning'e vulnerability'm var. Yani çarpı 2 yiyorum. Bunların hepsi evil dedi. Hem parladı, bir koydu paramparça. Dehşet içinde baktılar şimdi kardeşinin, daha doğrusu arkadaşının gözleri önünde paramparça olduğunu gören steam mefit, buhar mefit sana doğru dönüyor. Baktın mı? Ay ay ay, neler oluyor ya. Şimdi bu damage'in redim bozuluyor çok. Sana böyle buhardan bir nefes üflüyor. Tamam mı? Kon şeklinde. Pek akıllı değiller. Yani akıllılar da şu an sinirliler diyeyim. Bir dexterity alayım. Ne yapmış? Var mıydı dexterity ile alakalı bir şeyim yok. Abi 12. 12 harika. Tutturdun bu arada. Sen şöyle pelerini üzerine aldın, tamam mı? Ondan sonra bu onun bir kısmı pelerine çarptı, bir kısmı arasından geçti. Ondan sonra ve sana 6 damage vuruyor. Tamam. 6 fire damage yiyorsun. Yandı pelerin yani. Benim redim şimdi rediler, evet. İkinizin redisi vardı. Saldırıyor mu? Önce senden. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Bir konumlarını çizer misin? Bakalım. Abi kapıdan girdin. Bu girdi. Tam önünde bir tane metal bir şey var. Dolu. Ya bir tarafta magma var. Bir tarafta bu var. Arkaya dolaşacak bir kısım yok. Anladım. Yani yandan geçiş imkanımız yok. Küçücük bir oda ya burası. Tamam. O zaman bu buhar buna vurdu. Ben magmaya gidiyorum. Red'in vurana vurmaktı. Tamam. O yüzden buhara vurman lazım. Tamam. Buhara vurayım. O zaman şimdi ilk atağımı atıyorum. 1. 14 artı 19. Vurdun. Şu 1d6 artı 3. 5 damage. Tamam. Şimdi ikinci atağımı yapacağım ama şeye yapacağım. Yanındakine. Ha şeyden. Hordebreaker'dan. 20. Harika. Damage'ını... Normalde atacağın damage neydi? 1d6 artı 3. 1d6 artı 3. 9 vurdun. D6 daha at. 6 geldi. 15. Diğeri tamam. 7. Şimdi diğer üçüncü atağımı yine buhara yapıyorum. Tamam. Hey maşallah. 9. Vurmadı. Tamam vurmadı. Şöyle oldu. Sen gittin, tamam mı? Şöyle kılıcını savurdun. İkisini de kesti.
Tamam mı? Sonra diğerini savurdun. O buharın içinden geçip gitti herhangi bir zarar vermeden. Magmaya iyi vurdun. Bunu steam'e vurduk. Senin redindeyiz. Tamam, ben sadece bir damage yerse içeriye girip müdahale edeceğim dedim. Evet. Magmanın yan önü boş sanırım. Bu vurdu. Ha, magmanın önü boş ya da diğer yanı boş şeyin. Tamam, magmanın oraya giriyorum ben. Ama steam'e vuracaksın çünkü o atak çıkar. Okey. Tamam. Buhara vuracağım. Tamam. Leech'im var zaten. 10 foot'tan vurabiliyorum. Maul'un Leech'i var ya. 7 lan. 1 değil mi? 7. Tamam. 7 artı 9. 16 vuruyor. 16 vuruyor. Damage'ımızı alalım. 14. Gittim. Vah diye vurdum. Damage. Bir şey yapıyorum ya. Geri içine sokacakmışçasına bam diye tepesine koyuyorsun. Ondan sonra eziliyor. Ondan sonra bence de yok da. Yok eziliyor. Yani. Zaten şu yandan vurdu çapraz zaten. Çapraz da yani şey olmaz. Ben Reach'i var diye hatırlıyordum. Yanlış hatırlıyorum. Kendisine vuruyorsun. Evet. Drovis. Abi ben... Gandins mi? Öyle bir skillim var. Gandins mi? Guidance. Ha, Guidance. Onu atıyorum. Kime? Kime atıyorum? Dokunman lazım bu şey galiba. Evet. Hayır, bu dokunarak değil, bu... Aynen, bu dokunarak. Hı hı, dokunarak. Kime atayım abi? Önümde kim var şu an? O var, o var, o var. Sağda o var, ortada... Solda. Ay pardon, solda. Solda Raskar var. Ortada Tamior var, Tamior'un sağ tarafında da Gorlak var. Ben şey atıyorum. Tamior. Tamior'a mı atayım, dur bir dakika. En fazla Tamer'e atıyorum. Tamam. Yaklaştın, Guidance'ı bastın. Tamam, Guidance ne yapıyor? Onu da söyle. Attığı zarları D4 ekliyormuş. Tamer atmış. Skill atmalarına D4 ekliyor diyor. Ability check rollarına D4 ekliyor. Yani normal saldırılarına mı ekliyor? Yok. Yok. Mesela Setter'e atacak, Dex atacak falan. Bunları ekliyor. Az önce buhar geldi, Dexter attı ya kaçınmak için. Onu dedi. Ha, çöp o zaman. O saving throw. Saving throw demedim. Ability check. Ability check sadece. O zaman çöp ya, atmayayım. Tamam, ne yapıyorsun? Ben abi saldırıyorum ya o zaman. Neyle saldırıyorsun? Bir iş yapmıyor yani. Longbow'la atacağım. Bir tamam. Atış yapacağım. Hangisine? Magma olan. Tamam. Yolla gelsin. 12 vuruyor mu? Evet, vuruyor. İyi, güzel. Abi 9. 9, harika. Evet. Sen magmaya şöyle okunu çektin, sıktın. Tamam mı? Şöyle saplandı içine. Ok eriyor. Sıra magmada sana oluyor. Gel. Agen kaç? 14. 14. Şöyle elimde bir ateş oluştu. Tamam mı? Ondan sonra zaten senden birazcık daha kısa bu. Tamam mı? Lak diye koydu şöyle şurana. Ha, tokat göğsüne attı zannettim. Yok, göğsüne koydu. Ondan tokat sonra... Tokat atsaydı hoş şeyler olmaz. On bir damage yedim. Maşallah. Oo, iyi, iyi de vuruyorum. Fire. Koryel. Ortalık karıştı. Tamam mı? Havada buz parçaları var. Bir tane böyle buharın üstüne Maul'la vuruldu. Bilmem ne oldu. Kılıçlar havada uçuşuyor falan şu anda. Görebiliyor muyum net buradan bir şey yapabilecek kadar? Mevzu görüyorsun. Yok, buradan vurabilecek kadar evet, görebiliyorum. Evet, evet. Magma olanı Ray of Frost atacağım. Ne yapıyor kendisi? Kendisi buzdan bir ışın çıkarıyor. Hı hı. Ondan sonra vuruyor. Cold damage vuruyor. Evet. Ve bir turnlüğüne benim bir sonraki sıram gelene kadar kendisinin hızını 10 feet düşürüyor. Tamamdır. Bunun için bir şey yapmam lazım tabii. Spell attack. Range spell attack çıkarıyorum. 10 vuruyor mu? 10'la hayır. Şöyle yanından duvara çarptı. Uf, soğudu burası. Biraz korkarak baktı magma. Tahmin ediyorum.
vulnerability'm var dercesine yani. Tahmin ediyorum. Raskar. Magma mı var önünde şimdi? Steam var. Arkasında magma var. Bir line üzerindeler mi? Evet. Geçebiliyor muyum? Line'dasın zaten. Mükemmel. Yani vurdun, Ice'ın karesine geçtiğin zaman line'da olacaksın. DC 11'e o zaman deck save atsınlar. Atayım. Abi. Neden bu kadar uğraşıyoruz ben anlamıyorum. Tutturamadım ikisiyle de. Öldüler. 11 lightning damage yiyor ikisi de. Bakayım. Yeterince öldüm mü diye. Evet, ikisi de yeterince öldü. Sen oraya gözsün, yıldırımı kustun şöyle, tamam mı? Ondan sonra ikisi de şöyle dağılıyor. Hayvan herif! Deyip kendimi geri doğru atıyorum. Ben boruları inceliyorum ya. Hani şimdi bunlar dağıldı falan. Hı. Tamam mı? Ortamı böyle bir yıldırım kapladı. Bir aydınlandı falan. Yok, efektler geçtiğinde. Gidip boruları inceliyorsun. Depremi bunlar mı yapıyordu? Bunu nasıl anlayacağız? Boruları inceliyorsun. Bayağı metal borular. Ondan sonra bir perception alayım. Herkese. Yok, onlar. Sen niye bakıyorsun? Depremler mi yapıyordu? Bunu nasıl anlamaya çalışıyorsun? 23. Bunu nasıl anlayabilirim? Borular soğumaya başladı. Sıcaklarmış. Ama ben tabii. Depremi nasıl yapıyorlardı? Ya bu borular sonuçta mağara, yani nasıl anlatayım onu? Toprak bir zemine bağlı değil mi hepsi? Hı hı. Bir yere gidiyor bunlar. Hı hı. Hepsi mi sıcaktı, soğuyor, yoksa bazıları soğuk, bazıları sıcak? Abi depremi bunlar mı yapıyor, anlayamam. Duvardaki çatlama... Bu bir teori olabilir. Ama şu an anlayamaz. Abi. Sana bir şey soracağım. Bu odanın zemini yan taraftan daha mı alçaktı? Bu odanın zemini yan taraftan, evet. Arkadaşlar buranın... Söyleyeyim. Kalenin bir nevi kalorifer sistemiydi burası. Kazan dairesi. Adamlar sürekli bir sıcak su akışı olması için bir tane kutuya, metal şeye, tamam mı? Steam Mefit bindlamışlar, bağlamışlar. O da burada takılıyordu. Çıkamıyordu. Arkadaşlar onu kurtarmaya gelmişti. Ondan sonra siz de iyi vur bunlar deyip bam diye koydunuz yani. İlk smite falan aktı yani böyle. Yıldırım var, smite'lar, şunu... mağullar falan. Ya şimdi saçma olacak ama acaba dışarıyı da mı bu kardan şey tutuyordu? Hatırlarsanız girdiğiniz zaman dışarıdan biraz daha sıcak burası demiştim. Evet. Dışarısı kadar soğuk değil falan demiştim. Tabii ki bu sıcak tutuyordu. İşte bazı kobold çocukları hasta olacak artık. Ben topraktan bahsediyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var, bu zaten bunu çıkartmak üzereymiş yani. Kaç ya tabii onlar çıkacaktı. Biz bir noktada şey, çıkıyor. Deprem çıkacaktı. Olayını söyledin mi? Deprem acaba bundan mı? Sesi söyledin mi? Söyledim. Duvarda çatlak var demiştin. Hı hı. Acaba bunlar doğal deprem mi oluşturdu? İçeriye girmeye çalışırken eritip meritip olabilir. toprak kaymalarına bunlar olabilir. Duvardaki çatlağa bakmak istiyorum ben. Hı hı. Böyle çok içeri gidiyor gibi görünüyor mu? Gidiyor. Bir şey görebiliyor muyum peki? Yok, karanlık. Hmm. Yani şöyle gidiyor, o yüzden şey olmuyor. Adamlar azmi etmiş ya. Evet, bir gizemi daha çözdünüz. Tebrik ederim. Dövdük. Hacı, kamerayı şöyle az aşağıya doğru çeksen. Nasıl yapayım? Şöyle yukarıya, yukarıya biraz daha, tamam. Olduk mu? Okay. Tamam, oldu. Harika. Evet, yapacak bir şey yok. Neyse. Mipo çağırıyor. Mipo bakıyor zaten kapıdan. Şimdi biz bunları öldürdük ya. Ney? Ses. Şeyin kapağını açıyorum abi. Hı hı. Kazanın. Evet. Tamam, önce bir içine bakıyorum. Kazan dairesini açtın, içeriye baktın. Ondan sonra içeride 5 adet safir var. Şey olunca, soğuyunca alınacak kadar uzanıp alacağım. Ondan sonra uzanınca, uzanıp içeriye bakınca bunların etrafına yazılı çizilmiş rünler olduğunu görüyorsun. Bir arkana atalım. Biz görüyor muyuz? Biz görmüyoruz. Yani söylerse ya da anlatırsa. Bunlar nasıl şeyler? 14.
15. 18. 18 ile 17. Herhalde bu Mefit'i burada tutmak için, buraya bağlamak için kullanılan şeyler ama artık bir önemi kalmadı. Biz bunu hala alıp başka birini bağlayabilir miyiz bugünlerde? Bu başka bir sanat icra etmek oluyor. Bir süre çalışarak üstünde evet olur. Şimdi Mipoş'u arıyorum. Diyorum bunun içindeki yani buhardan yaratık ölüyor. Artık ne yazık ki her gün gelip burada ateş yakıp onunla suyu ısıtıp tamam. Tamam. Yani biz öldürmesek de kendilerin çıkacaktı. Sıkıntı yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burası depremlere çok fazla dayanmayabilir. Kendinize yeni bir yer bulun. Yani burayı kalıcı olarak, yer olarak görmeyin. Tamam. Çocuklarımız büyüsün. Daha doğrusu çocuklar büyümek. O zaman aramak diyor sana. Kaç saat geçti? Bir deprem oldu mu? Şu aralık yok, bu arada hiç olmadı. Ve bayağıdan kastım tabii. Bir 8 saat falan geçti şu ana kadar. 2 tane deprem oldu mu toplam? 3 mü? 3. Hayır. 4 oldu toplam. 4. 4. 4 deprem oldu. Şimdi ilkinde koboldların yanındaydık. Birisi ezildi. Tüneller kapandı. Sonra bir tane doğru daha oldu. Sonra bir tane daha oldu. Evet. Sonra aşağıdayken oldu. 3 oldu işte. 3 oldu. Hayır ya. Bir yerde daha oldu. Hayır abi, iki dönerken oldu bir tane de sanırım. 3 deprem oldu. İki, ilk ikisi 7 saniye sürdü. Diğeri 11 saniyeden fazla. Tamam, o zaman 3. Biz zaman yarım günümüzü burada geçirdiğimize göre 12 saat ediyor. 8 saat falan dedi. Uyandığınızdan beri 8 saat tamam geçti. Mipo, o zaman biz buradan çıkıyoruz artık. Draconic'te de söyledim. Karakası. Karakas demiyor da. He. Onu da alacağız. Ondan sonra burayı da herhalde sana bırakıyoruz. Şöyle bir reverans yapıyor. Sen bunları nereden biliyorsun? Ben çok merak ediyorum. Soruyor musun? Nereden biliyorsun? Bu hareketleri nereden biliyorsun? Yasin? Bir dönem bir büyücünün yanında çalıştım. O öğretti. Kesin ya. (gülüyor) 21 insight. Draconic konuşuyoruz. Ha, ben o zaman. Ama yo, söyledi. Bunları nereden öğrendiğini sordu. İyi de onun sordu dediğini 16. Doğru söylüyor gibi duruyor. Bu yer altında mı? Hı? Yine yer altında mı büyüyor? Yukarıda. O zaman geçelim biz de. Siz gitmeden dedi. Yani bu arada dönüyorsunuz, şeyi alıyorsunuz, cesedi alıyorsunuz. Ondan sonra dışarıya doğru çıkarken Mipo tekrar sizi geçiriyor. Diyor ki yumurta hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için. Draconic'te konuşuyor yine. Yumurtayla ilgili bir şey söylüyor. Aha! Konuş. Kış görmez şehrinde, Neverwinter şehrinde. Çok yıldızlı pelerinler takan büyücüler var. Çok yıldızlı pelerinler takan büyücüler. Bu şehir, buranın ne tarafında? Güneyinde. Güneyinde. Güney. Güney. Doğu. Tamam yani. Büyücüler. Onlar size yardımcı olabilir. Tamam. Ne? Hiç öyle. Many start clocks. Evet, onu da biliyorum. O da bir cape. Güzel bir item. Burada güzel görünüyor cape. Yok, böyle bir organizasyon. Bilmiyorum, o cape de var. Aha, cape. Çok item olarak takıyor. Aynen, çok güzel bir görüntüsü var. Bulursunuz ileride ya. Diyor ki, yakınlarda bir tane şey varmış. Buranın güneydoğusuna kalan, kış görmez diye.
Orada böyle çok yıldızlı pelerinler giyen büyücüler varmış. Bize bu yumurtayla ilgili bilgi verebilirler dedi. Peki. Valla yıldızlarla ilgili anılarımız çok iyi değil. Bence güzel oğlum, işte yıldızlardan geldik. Tanrının misafir. Valla hafızamı daha çok yeğlerim yıldızdansa. Neyse de oraya zaten bir noktada yolumuz düşecek yani. Başka gidecek yerimiz yok. Bu büyücüler iyi insanlardır. Belki iyi. Büyücüler... Büyü okulları var. Bildiği büyüler belki bizi, hafızamızı da geri getirmemize yardımcı olabilir. Belki kütüphanelerinde araştırma yapabilirsiniz. Buraya not alıyorum, kütüphane diye. Ki benim şehre gitmek için çok fazla nedenim var. Commandil'e dönüyor artık. Buranın çıkış kapısına kadar geldiniz. Kim taşıyor bu arada? Ben. Commandil'e dönüyor. Diyor ki bu kalede ağırlamak en iyi misafirler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tekrar gelmek, macera anlatmak siz bana. Ölmezsek inşallah. 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 Ölmezsek ruh döven Moradin'in izniyle anlatırız. Evelallah. Evelallah. Aynen. Görüşmek sonra. Bekle. Görüşmek derken durduk şöyle. Pelerinimi çıkarıyorum. Tamam. Bunu bizim yüzümüzden üşüyen çocuklardan birine sararsınız diye veriyorum. Başka da... Üzerimde hiçbir şey yok, bakmayın. Yani bir şey yapmalarına gerek yok. Su koyup ateş yapacaklar yani, bunu söyledik zaten. Başka da hiçbir şeyim yok gerçekten. Mutlu bir şekilde aldı. Şöyle başıyla teşekkür etti. Inventory'den sildi. Yazmamıştım da. Ondan sonra... Dikkat etmek siz. Sen de. İyip geri dönüyor. Kucağında pelerinle ve siz dışarı çıkıyorsunuz. Kaleden dışarı çıkıp bu dağların soğuğunu tekrar iliklerinizin en iç noktalarında hissederken kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar. Unutmayalım ki atımız da yok. Atımız da yok gerçekten.